Bu videonun konusu yabancı dil öğrenme fobiniz. Bu da sizden gelen sorulardan yine türetilen bir video. Neden İngilizce öğrenemiyorsunuz? Çeşitli videolar var ama fobiniz nereden doğuyor ve neden korkuyorsunuz İngilizce öğrenmekten? Ya da neden öyle bir his var içinizde, onu anlatacağım. Çok kısa anlatacağım, çok uzun değil. Her İngilizce öğrenmeye başlayan kişide iki tane korku vardır. Birincisi konuşmaktır, bu çok doğal. Konuşmak niye bir fobi, niye bir korku? Çünkü konuşurken birinci cümleyi kurduktan sonra karşıdan bir şey geldiğinde ona uygun kelime havuzunuz yok. Yani adama ne söyleyeceğiniz, o rastgele bir şey söyleyecek. Sen diyeceksin bugün hava güzel. O da diyecek ki evet hava güzel ama canım da elma çekiyor. Şimdi elma çekiyor ya da elma tartı çekiyor dediği zaman senin karşında söyleyeceğin kelime dizisi yok elinde. Dolayısıyla en büyük olay, en büyük korkun konuşmak, kelime bilmemen. İkincisi anlayamamak. İkinci korkun da anlayamamak. Ne demek anlayamamak? Şimdi karşı taraf bir şey söylüyor. Diyor. Pardon diyorsun. Bir pardon, iki pardon, üç pardon, sonunda utanacaksın ve konuşamayacaksın. Bunun da çözümü herhalde 10 kere falan videolarda anlattım. Wall Street'in sitesiyle praktis yapmak. İlk önce kulağa etmek. Sonra da internet üstündeki konuşma sitelerinde dil değişimi. Language exchange yapmak. Yani biri değil de o Türkçe öğrenecek. Sen İngilizce öğreneceksin, çözmek. Neden İngilizce öğrenmekten korkuyorsunuz? Bir diğer sebep. İngilizce öğrenmekten korkmanızın diğer sebebi insanların size işte hadi konuş, ortamda sen de konuş falan gibisinden, ya da hani bu yine iyi, bunu anne baba o küçükken, ergenken yapar, ya da işte iş toplantısınız, birisi İngilizceyi döktürüyor, iş arkadaşınızın bir tanesi süper konuşuyor. Siz de böyle hazır değilsiniz, konuşsanız dalga geçecek, gülecek gibi geliyor, bir fobi oluşuyor. Etmeyin yani, korkmayın, bırak konuş. Onunki çok mu mükemmel, ya da onunki mükemmelse sana ne? Başka şeylerde de vurur. Adam çok iyi tenis oynuyor diye sen eziliyor musun tenis kortuna gidince? Ya da futbol maçı izlerken Messi çok iyi oynuyor, ben bunalıma gireyim diyor musun? Halı sahada o kadar iyi değilim diye. Etme. O yüzden de ne olur bir şeyi tam yapamıyorum, bari yapmayayım moduna girmeyin. İngilizceden korkacak veya Fransızcadan, Latinceden bir şeyden korkacak bir durum yok. Yani yabancı dilin tamamı için böyle bu. Biz İngilizce öğrettiğimiz için İngilizce için söylüyorum. Son bir olay, çok uzun uzatmak istemiyorum. Tekrar etmiyorsunuz ve unutuyorsunuz. Unutmanız da, ben zaten bunları öğrenmiştim, madem iki kere çalıştım lanet olsun, üçüncü kez çalışmayacağım diye rest çekiyorsunuz. Bakın, İngilizceyi eğer YDS için, TOEFL için öğreniyorsanız yanlış yapıyorsunuz. İngilizce, İngilizce için öğreniliyor. Yani Türkçeyi biliyorsunuz, bulmaca çözebiliyor musunuz? Evet, niye? Türkçe biliyorsunuz. Önce İngilizce öğrenin, sonra sınavdan geçersiniz. Şuna katılıyorum. YDS'nin sınav taktiği apayrı bir sistem. Ama diğer yandan bakarsak senin İngilizce biliyor, İngilizceyi iyi anlıyor ve çözebiliyor olman zaten paragrafları anlayabilmeni sağlayacak. Evet, sınava sonra ayrı bir taktikle çalış. Çok uzatmayacağım. Bu videoları genelde siz altına soru sorabilin diye hazırlıyorum. Umarım faydası olur. Ne olur İngilizceden, konuşmaktan ve dinlemekten çekinmeyin. Ama doğru sıralamanız şöyle olsun. İlk önce kulağınızı eğitin, kelime dağarcığınızı genişletin, sonra birileriyle konuşmaya çalışın.